Bir soru mu var Doktor Bey? Maalesef Seher Hanım. Üzgünüm ama sizin çocuk sahibi olmanız mümkün görünmüyor. Biliyordum zaten, hissetmiştim. Seher Hanım. Seher'im, dur bir sakin ol. Dünya kadar yolu yordamı var bunun, tedavisi var. Seher Hanım, siz derken ikinizi kastettim. Mahmut Bey ile sizi yani. Nasıl Doktor Bey, anlayamadım. Asıl sorun sizde Mahmut Bey. Sizin çocuk sahibi olmanız imkansız. Nasıl imkansız? Sperm yollarınız kapalı. Bu durumda çocuk sahibi olamazsınız. Ama Doktor Bey, asıl sizin söylediğiniz imkansız. Çünkü Mahmut'un 11 yaşında bir oğlu var. Anlamadım. Yani belki testlerde bir hata oluştu. Bir şey oldu. Muhakkak bir hata var. Testler karışmış olamaz mı? Maalesef Mahmut Bey, bu rastlanan bir durum değil. Ben de sonucu gördüğümde laboratuvar aradım. Sizin test için gittiğiniz o gün tahlil için başka bir örnek gitmemiş. Hata yok, üzgünüm. Ronnie. Ama Doktor Bey, Mahmut'un bir çocuğu var. Anlıyorum. Ama sanırım asıl orada bir hata var. Mahmut, ne olur bir şey söyle. Ne söyleyeyim Seher? Söylenecek ne var ki? Mahmut, tamam bak, kötü bir şey oldu. Evet, sana kocaman bir yalan söylediler ama... Evet. İyi bir tarafı var mı Seher bu haberin? Mahmut bak, yine de buradayız. Yine de yan yanayız. El eleyiz. Beraberiz. Hasta değiliz. Hasta değilim. Hastalık bile geçer sonunda. Ama bu geçmeyecek. Mahmut, ne olur git. Mahmut, Ronnie seni böyle görmesin. Papa, papa, çok güzel buldum ben. Papa? Ben biraz yürüyeyim, sonra gelirim. Mahmut, dur, ne olur gitme. Duramam Seher. Baba çarşıya kadar gitmiş bir tanem. Şeker alacak sana, gelecek. Tamam mı? Kaybedeceğim Karaca'yı. Ha? Kaybedeceğim dedim. Babasını kaybettiğim gibi oğlumu da kaybedeceğim. Hayır Elif, hiçbir şeyi kaybetmeyeceksin. Önder ilk hastalandığında da böyle demiştik. Hatırlıyor musun? Gencecik adamın ölmesine izin vermeyeceğiz demiştik. Ne oldu peki? Sevdiğim erkekleri kaybetmek. Benim kaderim bu galiba. Ama ben oğlumu kaybetmeye hazır değilim. Hiç değilim. Önder'i kurtaramadık çünkü orada elimizden gelen hiçbir şey yoktu. Ama şimdi durum farklı. Yani iyi bir avukat bu işi çözecek. İhtiyacımız olan tek şey para, o kadar. 20.000 lira dedi Fırat. Biz nasıl buluruz o kadar parayı? Bilmiyorum. Ama gerekirse banka bile soyarım. Böyle bir şey olamaz ki. Mahmut abinin oğlu var. O zaman Ronnie... Bir şey olacak sandım Mahmut'a diğer. Vallahi yüreğine inecek zannettim. Doktor sizin çocuğunuz olamaz dediğinde öyle bir bakışı vardı ki. Sanırsın adam çekti vurdu onu. Üzülme Seher'cim. Yani artık neredeyse herkesin çocuğu oluyor. Neler yapıyorlar? Yok. Olmaz dedi doktor. Çok kesin konuştu. Ya zaten şoktan mıdır nedir umurumda bile değil. Yeter ki Mahmut iyi olsun. Ben her şeye razıyım. Peki Ronnie? Onun bir şeyden haberi yok değil mi? Yok, söylemedik. Seher.
tam randevudaki kimler geldi. Gel. Acıktın mı yoksa? Baba annemi arıyor biliyor musun? Arasın bir tanem, ne güzel işte. Baba benden sıkıldı mı Seher? Anneme mi gideceğim ben yine? Hayır canım, yok öyle bir şey. Aa, biz hiç bırakır mıyız seni? Yani biz bıraksak Zeze bırakmaz değil mi? Vallahi öyle. Zeze'nin eline düşen bir daha kurtulamaz. Ne oldu saklan? Baş saklanı saklanı burayı mı buldun? Öf yani Rani, öf. Bayağı uçuyorlar. Resmen kaçık bunlar. Ama tatlı bir delilik bu. Yani ne kadar zevkli bir şey olduğunu tahmin bile edemezsin. Sen nereden biliyorsun? İki yıl öncesine kadar ben de yarışıyordum. Hatta derecelerim bile var. Sen cidden deliymişsin. Ne bu? Broşür. Görüyorum. Yarış. Katılacak mısın? Hemen tepki gösterme. Ya bak, göründüğü kadar tehlikeli bir spor değil bu. Özel kaskları var, giysileri var. Beni buraya izin almak için getirmedin herhalde. Sen karar vermişsin zaten. Evet ama... Ya sen yanımda olursan... kendimi daha güçlü ve daha iyi hissedeceğim. Babam bana küstü biliyor musun Ziya dedi. Şeyim yok artık benim. Rani. Hı? Ben seni akıllı bir şey sanıyordum ya. Dün sen antrenmanda düşünce kafayı falan mı vurdun acaba? Hı? Neden? Nedeni var mı? Saçma sapan şeyler konuşuyorsun da ondan. Şimdi baban, bunca yıl seni özlemiş olan baban hiç seni sevmez olur mu? Düşün bir kere. Belki iş yerinde bir şeye kızmıştır. Belki bana canı sıkılmıştır. Çünkü ben çok sert bir patronum biliyor musun sen onu? Öyle mi? Ben adamı ne yaparım biliyor musun? Asarım. Ben adamı keserim. Ne yaparım bir de? Ne yaparsın Ziya dede? Gıdıklarım ulan, gıdıklarım. Ya. Gıdıklarım. Yapma Ziya dede. Ben de diyordum bahçe turu bitsinle beraber bir kahve içelim. İstemem kahve Seher. Gel biraz çıkıp dolaşalım. Olur Mahmut, tamam. Hemen şuraları toparlayıp çıkalım. Kalsın. Kalsın. Seninle bir konuşmamız lazım Seher. Tamam Mahmutcuğum. Sen benimle bir şey konuşmak istersin de ben işi gücü bahane eder mi? Ya lütfen itiraz etmeden önce anlamaya çalış beni. Ya anlıyorum. Avukat parası için değil mi? Evet aynen öyle, anlayacağını biliyordum. Tabii. Tabii bir sorun yok. Ama böyle bir çılgınlık yapmak için insanın sahiden hayatta başka seçeneğinin kalmamış olması lazım. Ya diğer bu spor senin zannettiğin kadar tehlikeli bir spor değil. Ayrıca... Bak, gördüğün gibi hiçbir şey olmadı işte. Ne gördün ki? Ben sadece çok şanslı bir adam gördüm, o kadar. Ya tamam, sen motokrosu tehlikeli buluyor olabilirsin ama ben seviyorum. Ayrıca önlere verdiğim söz tutmanın başka bir yolu yok. Ben senin gibi düşünmüyorum. Para için her şey yapılmaz. Ayrıca sen çok iyi bir arkadaş olabilirsin. Ama Elif para bulmak için bu yarışa katılmana ses çıkarmıyorsa bu senin iyi arkadaşın değil. Onun henüz haberi yok. İlk önce sana söylemek istedim. Keşke bana da söylemeseydin. Thank you.
Apar topar çıkardın beni evden Mahmut. Çok mu dağınık saçım başım? Yok. Her zaman güzelsin sen. Çok güzelsin. Ya şimdi böyle söylüyorsun ama hep öyle olmuyormuş bu işler Mahmut. Valla eşler kendilerine özen göstermezlerse 2 sene içinde sıkılıyorlarmış birbirlerine. Bize böyle bir şey olmayacak Seher. Olmayacak değil mi? Olmayacak. Olmayacak. Çünkü 2 sene sonra ben senin yanımda olmayacağım Seher. Ne demek şimdi bu? Seher'im, ben düşündüm bir karar verdim. Seni de kendim gibi kurutmak istemiyorum ben. Duydun işte. Çorak bir toprakmışım ben. Ama sen öyle mi ya? Her tarafından tomurcuklar, ışıklar fışkırıyor Seher. Mahmut ne diyor? Seher. Ben seninle doğmamış çocukların arasında bir karaçalı gibi durmak istemiyorum. Yapabilirsen affet beni. Yapamazsan canım sağ olsun. Bizi görürse ne olacak Timur? Salih mi? Şimdilik görmeyecek. Sonra? Bir şey olmayacak Nergis. Ben varken sana bir şey olmayacak. Timur. Ne oldu? Şu giren adamı onun yanında gördüm ben. Dur bakma. Kalkalım hemen. Hadi. Görmesin beni. Yok. Neden kaçıyoruz biz Allah aşkına? Ne bileyim. Hiç böyle bir durumda kalmamıştım. Nasıl bir durumda? Böyle. Nasıl bir durum ki bu? Güzel. Galiba. Galiba. Güzel. Abi neredesin sen ya? Öldürdün beni meraktan ha. Yolumu izimi kaybettim Arda. Ne orada olduğumu, ne halde olduğumu ben bile bilmiyorum. İçim fena. Şimdi tersi bir durumda olsaydık sen beni teselli etmek için ne güzel laflar bulurdun. Benim aklıma bir tane bile gelmiyor. Yok da ondan. Yok. Yangın yerine döndü içim Arda. Yıllardır bir oğlum var diye ortalıklarda salak salak dolandım. Ona mı yanayım? Kadının teki beni bir defa daha aldattı. Ona mı yanayım? Seher'imi bir tane sevdalımı, çocuksuzluğa mahkum ettim, ona mı yanayım?
hiçbir yangın sonsuza kadar sürmez abi. Yani sönecek bir yerde hep beraber söndüreceğiz. Öyle ya da böyle yani. Evet. Öyle ya da böyle. Bir de neyi düşünüyorum biliyor musun orada? Ne? Bu Ronnie'nin babası ben değilsem... ...bu çocuğun bir yerlerde babası olmalı. Öyle değil mi? Ya şimdi bunu mu düşünüyorsun abi ya? Olur mu canım? Düşüneceğiz tabii. Tamam. Tamam, onu da sorarız. Sorarız Adriani'ye. Öğreniriz, tamam mı? Hadi kalk şimdi, eve gidiyorsun abi, hadi. Yok, ben gelmeyeceğim. Mahmut abi. Bak böyle her şey daha da büyüyecek. Yani seher üzülecek, kırılacak. Her şeyi tamir etmek daha da zor olacak. Hadi abicim evine, hadi. Ayrılalım dedi. O manaya getirdi yani. Bu kadar kolay mıymış ya? Seher. Hayatta emin olduğum birkaç şeyden biri de Mahmut abinin sana olan sevgisi. Yani hiç beklemediği bir gerçekle karşılaşınca alt üst oldu. Hali hakikaten perişan. Tamam da diğer biz bunun için evlenmedik mi? Birimiz dağılırsa öbürü toparlasın, birimiz düşerse öbürü kaldırsın diye birlikte değil miyiz? Haklısın. Yerden göğe kadar haklısın. Ama ben biliyorum bunlar geçecek. Her şey yoluna girecek. İyi de ya geçmezse? Ya biz bir fırtınada dağılırsak? Ama böyle olmaması için senin de çaba göstermen gerekiyor. Adriana. Benim Mahmut. Ah Mahmut. Nasılsın? Boş ver. Ah ben so sorry. Çok üzgün. Çok. Boş ver Adriana. Ben şey için aradım. Ronnie benim oğlum değilmiş ya. Evet. Peki kimin oğlu? Ronnie'nin gerçek babası kim? Artık önemli değil Mahmut. Nasıl önemli değil ya? Nasıl önemli değil? Ben yıllarca bir yalanla yaşadım. Ronnie de aynı yalanla mı yaşasın ya? Mahmut, Ronnie'nin senden başka bir baba yok. Adriana, ya bir ne olur bir soru cevap ver ya, lütfen ya. Yok Mahmut, gerçek bu. Ronnie'nin baba öldü. He? Öldü mü? Yalan söylemiyor ben. Onu gerçek baba hiç görmedi onu. Daha doğmadan öldü. Ronnie'nin senden başka bir baba yok. İçeriye gidiyorum Seher. Kendi karanlığıma gidiyorum. Mahmut ne olur yapma. Ne olur gitme. Söyler misin bana? Sarılmam mı ben sana? Sarılmam mı sen istersin de? Sarılırım da Seher'im. Gerisi karanlık. Gerisi meçhul. Mahmut ne olur böyle konuşma. Ne olur böyle konuşma. İşte konuşmayayım diye içeriye gidiyorum. Sana söyleyecek güzel bir kelimem, verecek müjdeli bir haberim yok Seher. O yüzden böylesi daha iyi. Mahmut ne olur gitme.
düşünüyor bu? Yine bir cinlik bulmuştur bu. Başka bir dükkan mı açacak? Belki de. Ne diyor bu? Kim tavsiye etmiş? Bu yoksa yapmazdı böyle bir şey. Pardon, pardon. Yanlış yazılmış. Ben hemen bunu düzeltiyorum. Evet. Hemen yardım ediyorum size. Buyurun. Bir dakika efendim. Tamam. Durun. İki yaban tamam. İkişer tane bunlardan değil mi? Ben geldim. Yardım edeyim mi? Lütfen, evet. Bekliyorum efendim. Paranı da alacağım. Paranı da alacağım. Afiyet olsun. Alayım iki tane. Nerede bu Mustafa abi ya? Hayır, dükkanı mı kapatacak? Ne yapacak? Bilmiyorum ki. Gördün mü sen Mustafa abi? Sabah gördüm. Yazı yazarken. Dedim abi hayırdır tadilat mı var? Benim gönlüm tadilatta dedi gitti. Tamam sen. Bana mı dedin? Yok efendim ben başka bir şey size demedim. Bende hiçbir şey yok. Yok hayır. Teşekkür ederim. Buyur amcim. Hah hemen poşet getiriyorum paranın üstüne. Para buyur amcim. Buyur amcim. Buyur amcim. Hemen. Rahat duruyor mu be? Boş durmuyorsun hiç. Ha? Gelsene. Nasıl boş durmuyorum? Ne dokuyorsun öyle dünyayı unutmuş gibi? Hiç. Elimi oyalıyorum öyle. Mahmut abiyle Seher'i düşünüyorum. Hiçbir şey gelmiyor eden değil mi? Gelmiyor. Gelebilir miyim? Vallahi dükkan yarın. O da hayır demeyecektir herhalde. Ne oldu Fırat? Ya belki biraz konuşuruz diye düşündüm ama... yani siz bir şey konuşuyorsanız ben daha sonra... Yok ya biz laflıyorduk öyle. Çıkamam zaten Fırat. Kimse yok dükkanda. Siz çıkın canım. Ben göz kulak olurum. Çok gecikmem. Bayağı öğrendi topu. Sağ olasınız ya usta. Sen sağ ol Mahmut. Sen sağ ol. Sen başlatmasaydın benimle yürür müydü? Biz de öyleydik. Ananın babanın güvenmediği insana güvenir miydin sen? Ne düşünüyorsun? Kafam allak bullak Ziya usta. Tamam bu çocuk bana güveniyor iyi güzel de. Ben de değilim ki. İçim sarılmak istiyor çocuğa ama kollarım kalkmıyor. Kendine biraz zaman tanıyacaksın Mahmut. Bu senin yaşadığın çok ağır bir şey. Zamanla geçmeyecek ki Ziya usta. Taş bile ufalanır zamanla. Ama bu öyle değil. Daha da kök salacak. Ne yapacağım, neye yanacağım şaşırdım kaldım. Yapmayalım böyle bir daha. Nefesim kesiliyor benim. Nasıl nefesin kesiliyor? Bayağı. Yani seni düşündükçe... seni üzdüğümü, senin bana kırıldığını düşününce... aldığım nefesler içime kadar gitmiyor. Ne bileyim böyle... yönünü kaybetmiş gibi mi sanki? Evet. Nereden bildin? Ben de öyle hissediyorum çünkü. Diğer... sevgilim. Fırat.
Bak, ben sana gelene kadar çok acı bir yoldan yürüdüm. Sevgi demek kaybetmek demek oldu benim için. Keşke hiç sevmeseydim. Bu yangını içime hiç sokmasaydım dediğim günler oldu. Bir kez çektim ben bu acıyı. Daha kaç kez çekmem gerekecek? Tamam, seni yapmak istediğin şeyden alıkoyamam. Ama bu acıya da müsaade edemem. Ne olur anla beni. Sen iyisen ben de iyi olurum tabii. Güzel. Akşama görüşebilseydik daha güzel olacaktı tabii ama. Tamam. Yarın artık. Ben de. İster misin baba? Ya. İstemem. Ne var? Haberler sende. Hı, sorgu mu başlıyor? Ya ne sorgusu be oğlum? Sen böyle başlayınca arkası gelir de. Arkasını şöyle getirelim. Şimdi sen bu bayan arkadaşını çağır. Bir tanışalım. Bir görüşelim, bir yemek yiyelim, değil mi? Ne bileyim baba, yani şimdi ben böyle hemen... Hemeni var mı oğlum? Kaç zamandır ortalıktan kaybolup duruyorsun. De baba yani şimdi... Yok. Sen çağır. Çağır gelsin. Oturalım bir akşam yemeği yiyelim, bir tanışalım. Hem ne zamandır kadın sesi duymadık bu evde. Ha? Kaldık böyle ikimiz Dral dedenin düdüğü gibi. Ama belki o rahatsız olur baba. Yok be oğlum, niye rahatsız olsun? Hem kadınlar sever böyle şeyleri. Sen çağır gelsin, çağır. Benim tanıdığım bir çocuk vardı. Tam 15 kez dizinde top sektirebiliyordu. Hem de senden küçüktü. Ben de yapabileyim. Bence boşuna uğraşıyorsun. Sen futbolcu olamazsın. Futbolcu olmak istemiyorum ki. E niye deli gibi top oynuyorsun? Papa sevinsin diye. Hep yüzü asık. Eskiden öyle değildi. Sen gelmeden önce yani. Hep bizi güldürürdü. Beni sevmedi belki. Olabilir. Anne ve babam belki sevmişlerdir beni. Öyle mi? Annem de babam da. Ben sokakta büyüdüm, cam gözün yanında. Sonra diğer benimle evlatlık edindi. Yani bazı babalar çocukları sevmeyebilir. Üzülme. Ama mama beni seviyor. Mama ne ya? Yemek mi? Anne yani. Annem beni seviyor. He, onca seni buraya bırakıp gitti değil mi? İstersen bölmeyi yiyebilirsin. Cık, istemem. Merhaba diğer ablacığım. Selam, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Görüşürüz. Kolay gelsin. Eyvallah. Bezi de ben alayım mı? Ne yapacaksın ki? Yardım edeceğim. Sağ ol. Neden? Fırat'la çıkarken dükkana baktığın için. Olur mu canım? Ne demek? Arkadaşlar böyle günler için değil midir? Yakın bir yere gittiniz herhalde. Çabuk döndün. Konuşmamız gereken bir mesele vardı da. Arda, kim
takıyor Allah'ın seversen bunları? Mesela şu elimdeki küpeden hiç sattınız mı? Dalga mı geçiyorsun sen ya? Bu var ya en çok giden modellerden. Bak bir de bu var. Of, 200 mumluk ampul gibi parlıyor. Böyle parladığı için alıyorlar işte. Ya ben böyle küçücük ışıldayan şeyleri seviyorum. Hani bazen gökyüzünde görürsün ya, böyle küçük yıldızlar bir kırpışır, bir yok olur. Hani var mı yok mu bilemezsin. Sen beni dinlemiyor musun? Olur mu ya? Tam tersine can kulağıyla dinliyorum. Sen yıldız diyordun. İşte eski moda küpeler aynen öyle parlıyor. Böyle kırpılmış yıldız gibi. Böyle küçük elmas saçlı küpeler vardır. Gözünün önüne getirebildin mi? Anladım. Hiç iş yok diyorsun yani. Fotoğraf çekimi, reklam falan. Ya ne iş olsa yaparım. Evet. Evet, biliyorum piyasayı. Tamam. Anlıyorum müdür bey. Ama benim teminat olarak gösterebileceğim bir mal varlığım yok. Ya bu durumda kredi almam çok mu zor? Maalesef. Üst başım düzgün mü? Bir falso var mı? Ya ne falso olacak canım? Ne bileyim. Ya anlarsa? Ya alnında mı yazıyor senin nerede çalıştığın? Nasıl anlayacak? Keşke bir bahane bulup gelmeseydik. Ya taktı o bir kere. Bahane falan kesmez şimdi onu. Hadi korkacak bir şey yok. Hadi gel. Sanki bir Mahmut abinin ışığını söndürmüş gibi. Bana da öyle geliyor. Akşamları evde otururken sanki birimiz eksik gibi. Yani orada ama öyle gölgeli ki. Çok zor bir durum. Yani onun gibi sevgi dolu biri için. Evet, bence de. Ama neyse. Söylesene. Böyle düşündüğümü kimse bilmiyor aslında. Ama ben bir yandan da çok şanslı buluyorum Mahmut abiyi. Nasıl şanslı? Ya doktor ne dedi? Hiçbir zaman çocuğunuz olmayacak. Peki, tamam. Ama Mahmut abinin çocuğu var zaten. Ya Roni de olmasaydı? Sence Roni'yi oğlu olarak görebiliyor mu? Henüz değil. Ama görecek. Benim gördüğümü, herkesin gördüğünü o da görecek. Roni onun oğlu. Ona baba diyor. Günün birinde... çocuğun olsun ister misin? İsterim tabii. Sen? Kim istemez? Bilmem. Belki motosiklet yarışlarından vazgeçmeyen biri istemez. Yani şimdi bu çapkın seni bir sene sonra aradı, sen hiç şaşırmadın ha? Hı hı. Demek senin de aklının bir köşesinde kalmış. Ya kusura bakma kızım, ben böyle çok soru soruyorum ama aklına kötü bir şey gelmesin. Ben insan tanımayı çok severim. Yani şimdi her insan ayrı birer mevzu. Kaz kaz bitmez. Sen de sever misin insan tanımayı?
Bilmiyorum. Ben daha çok sevdiğim, güvendiğim bir iki kişi olsun yeter. Bak, inan bana, insanlara yaklaştıkça senin de hayatın zenginleşir. Bunu sakın aklından çıkartma, tamam mı kızım? Baba, hadi annemlere bir selam yollayalım ha. Ya evet. Keşke onlar da burada olsaydı da hep beraber olsaydık, değil mi? Timur, bir koku mu var? Eyvah. Ya Tim, ben fırına koyayım. Nereden bulacağız bu kadar parayı? Düşündükçe delirecek gibi oluyorum. Karaca da gerginliğimi hissediyor. Ne uyku kaldı ne bir şey. Gerilme. Ben bir çözüm yolu buldum. Nasıl? Yani parayı nasıl bulabileceğimizi buldum. Önümüzdeki hafta büyük bir motokros yarışı var. Ödülü de büyük. Ona katılıyorum. Olmaz. Hayır Fırat. Kendini böyle bir riske atmana izin veremem. Karaca'yı kurtarayım derken senden vazgeçemem. Elif yapma ne olur. Bir de seninle boğuşmayayım. Bir de benle mi? Diğer. Yarışa katılmamı istemiyor. Motokros hakkında hiçbir şey bilmiyor. Benim ne kadar deneyimli olduğumu bilse... Ya da o yarışlarda bacağını kırdığını duysa? Sakın ha. Bak Fırat. Benim sözümün diğerin sözü kadar kıymetli olmadığının farkındayım. Ama ben de fikrimi söylemek istiyorum. Yapma bunu. İstemiyorum. Önder de olsa istemezdi. Bunu bilemeyiz değil mi? Baba olduğunu bilsen, bunun tek şansımız olduğunu bilsen, belki isterdin. Koy baba, koy, koy. Ya çocuklar, nasıl yaptım ben bunu? Ya nimet olmayınca böyle işte şimdi. Kızımın şerefine bir şeyler pişireyim dedim ama olmadı. Ya baba, acaba biz şeyden mi söylesek dışarıda, ha? Ben size bir omlet yapayım, ister misiniz? Kızım, şimdi sen misafirsin, ayıp olmaz mı yani, ha? Ne olacak, hemen yaparım. Yumurta var mı? Var. Çıkmış mı Mahmut abi? Çıkmış. Ser abla. Efendim? Sana bir şey söyleyeceğim, çok gizli. Tamam, söyle. Diğer abla duymasın. Ha tamam, söyle o zaman. Yarın değil, öbür gün onun doğum günü. Ne diyorsun, çok güzel. Sen hiçbir şey unutmaz mısın ya? Unutmam. Pasta da olacak değil mi? Pasta olacak da ben de kocaman ol. Ne konuşuyorsunuz siz? Hiç. Öyle sohbet ediyorduk biz. Aa, yalana bak. Niye fısır fısır? Roni mi duyup uyanacak ta odadan? Aa, Roni uyuyor değil mi? Ben onu uyandırayım. Roni yatağında yok. Roni! Bizim odada da yok. Arkada da yok. Arka odaya da baktım. Nerede peki bu çocuk? Bir yerlerde düşüp bayılmış olmasın yine? Yok canım, öyle bir şey olsa görürdük. Her yere baktık. Zize, siz yine bugün böyle abur cubur bir şeyler yediniz mi Roni ile? Vallahi yemedik. Ben görmedim bile Roni'yi. Tamam, sakin olun. Mahmut'u çıkarken gören oldu mu? Yok, ben görmedim. Ben de. Tamam, belki Roni ile birlikte çıktılar, ha? Olabilir. Ben bir telefon edeyim. Roni Paşa, neredesin ya?
Hadi gel de top oynayalım. Bak ben hazırım. Roni! Allah Allah. Ya çocuklar. Mahmut da ortada yok. Çocuğu alıp bir yere gitmesin bunlar. Biz de öyle düşündük ama arıyoruz açmıyor. Bekleyeceğiz o zaman. Yapacak bir şey yok. İyi de ya birlikte dinlersiniz ya baba? Diyar abla! Diyar abla! Ne oldu? Roni çantasını almış. Ne? Çantasını, formasını, bilgisayarını, her şeyini almış. Bence kaçtı. Dün akşam bana dedi ki baba beni istemiyor. Allah Allah. Başka neydi Roni sana? O kadar. Hiç. Ben de seni arayacaktım. Neden? Ne oldu? Sizin dükkan kapalı sabahtan beri. Bir şey mi oldu? Nerede kaldınız? Yani Mahmut abi yok mu? Yok. Emin misin? Peki Roni? O da yok tabii. Diğer bir problem mi var? Bir saniye, hemen arayacağım seni Fırat. Dükkan kapalıymış. İkisi de yokmuş. Ne diyorsun ya? Seher'im. Ne olur ben biraz... Bir dakika. Roni senin yanında mı? Hayır. Neden ki? Şimdi Nuri komiserim, bu çocuk hiçbir yeri bilmez yani. Ya Türkçeyi bile zor konuşur ya. Evet. Hollanda'da yeni geldi. Yani şimdi tek başına nereye gider, nasıl olur? Arkadaşlar, çocuğun babası gibi ilk önce onu bana bir söyleyin. Benim komiserim, benim oğlan. Ha, senin şu Hollanda'daki oğlan bu. He. Düğün için geldi hani. He, öyle sayılır. Tabii ya, biliyorum. Mahmut, ne zaman kayboldu bu oğlan? İşte bugün sabahtan beridir hiç haber yok komiserim. Kaçtı mı diyorsunuz yani? Bilmiyoruz. Yani çantasını aldı çıktı işte evden. Bilgisayarı falan aldı. Tamam arkadaşlar, sakin olun. Ben bütün ekiplere haber veriyorum. Gidebileceği bir yer var mı bu çocuğun? Tanıdığı biri falan? Yok. Bir yere de. Yok. Yok. Dükkanda kimse kalmayacak. Herkes dağılacak. Nergis'i bulmadan da kimse buraya dönmeyecek. Tamam abi. Dur lan, lafın bitmeden nereye? İzmir'de akrabaları vardı. Toz kaldırmadan bir bakın bakalım. Orada mı değil mi? Hadi çık. Çıksana lan! Ne diyorlar? Görmemişler. Bunlar ne diyor? Yok, bunlar da görmemiş. Şimdi bu tarafı bitirdik. Şu karşı tarafa geçelim. Oradan sonra Sorakayı boyu gideriz. Tamam, hadi. Mahmut, ne oldu? Başım döndü, iyi misin? Yok, iyiyim, iyiyim Seher. Gel oturalım şurada biraz. Yok, oturmayacağım. Mahmut'cum sabahtan beri ayaktasın, bayılacaksın diye korkuyorum. Ne olur otursan. Bayılmak ne ki Seher? İnşallah canım çıksın diye Allah'a dua ediyorum ben ya. Ya ne olur böyle konuşma. İnşallah canım çıksın. Ronnie'nin başına bir şey gelirse kendimi hiç affetmeyeceğim. Hadi gel. Ronnie'yi bulacaklar değil mi? Bulacaklar, bir tanem üzülme sen. Bana söyledi. Neyi söyledi? Nereye gideceğini mi? Yok, babam bana hiç sarılmıyor dedi. Olur mu öyle şey? Ona öyle gelmiştir. Gelsin zaten ona şöyle.
Mahmut abi ona kocaman sarılır. Annesini özlemiştir belki. Ona gitmiştir. Nasıl gitsin? Annesi çok uzakta onun. Ta Hindistan'da. Sen biliyor musun Hindistan nerede? Hayır, nerede? Bak, biz buradaysak o da burada. E yakınmış işte, ne var ki bunda? Seni minnoş seni. Yat artık, hadi uyku vakti. Tamam hadi. Salih'in adamı gelmiş komşuya. Ara sıra gelip bakıyorlarmış. Pavyona da birini koymuş. Devamlı orada. Tamam, tamam, gidiyoruz işte. Çok korkuyorum ben. Korkacak bir şey yok. Kılına zarar veremeyecek senin. O kadar kolay değil. Kolay Timur. Değil. Ben yanındayım. Her zaman da yanında olacağım. Tamam. Efendim Diyar. Ha, sahi mi söylüyorsun? Ha tamam. Tamam oldu hadi. Ne olmuş Mahmut, bulunmuş mu? Hı? Karakoldan aramışlar. Roni'ye benzeyen bir çocuk varmış, bir bakalım. Hadi inşallah. Resepsiyondakilerin nişanlıyız dedim. Kimlik olarak da kendi nüfus cüzdanımı verdim. Tamam. İyi misin? Nergis, rahat ol lütfen. Mahmut gidelim. Hadi bakalım. Volkan, oğlum benim. Baba. Daha iyi misin? Hı hı. Kötü şeyler olsa bile senin yanında kendimi iyi hissediyorum. Salih gibi bir adamla nasıl çakıştı senin yolun? Soruyor musun? Yargılıyor musun? Merak ediyorum. Seninle ilgili her şeyi merak ediyorum. Yollarımızın çakışmasına gerek yoktu Salih'le. Kapı komşusuyduk. O benden birkaç yaş büyüktür. Hep aşıktı bana. Ben de ona karşı boş değildim. Bütün mahallede bilirdi zaten. Salih'e aittim ben. Sonra Salih birilerine bulaştı. Değişti. Yine sevgiliydik. Yine aşıktık ama yüzü kararmaya başlamıştı. Yaza nişanlanırız derken o hapse girdi. Bekledim tabii. Ama annem babam istemiyordu artık onu. Biri vardı isteyen. Görücüye gelsin dediler. O gece bizim evden çıktıktan sonra duyduk ki çocuk bıçaklanmış. Salih bıçaklamış. Hapisten çıktığı gün tekrar girdi içeri, anlayacağın. Çok aş yani sana. Aradan onca yıl, onca pavyon, onca kavga geçti. Aşk mı kalır? Kanserli bir uğur gibi bağlı bana Salih. Belki de benim bu ilişkinin kanseri, kim bilir. Bana aşağıdan bir çay daha getirir misin?
Hem bir daha yanıma dönmek istemezsen şu kapıdan çıkar gidersin ha. Gitmemi istiyor musun? İstiyor musun? Bir haber yokmuş öyle mi? Hı, yok. Ama kötü bir haber de yok. O yüzden umudumuzu koruyoruz. İyi bir haber varsa makbule geçer. Ya ben aslında... Ya bu iyi bir haber mi bilmiyorum. Yani benim için iyi bir haber de... Senin için iyiyim onu. Ya bunu söylemenin kolay bir yolu yok sanırım. Ben motokros yarışına kabul edildim. Katılıyorum yani. Anladım. Ne zaman peki? İşte kötü haber orada. Senin doğum gününde. Şaka yapıyorsun. Yapmıyorum. Ne diyeceğim ben bu Adriana'ya ya? Delirecek kız şimdi ya. Bir çocuğa sahip olamadın dese yüzüme tükürse aklı. Bağlanıyor mu? Hah, bağlandı. Merhaba Mahmut. Ha merhaba Adriana. Nasılsın? Rahatsız etmedim inşallah. Saat kaç orada? Uyandırdın mı seni? Yok. Uyumuyor ben. Ha. Ya Adriana ben şey diyecektim. Sen Ronnie diyeceksin. Efendim? Ronnie gitti diyeceksin. Ben biliyor. Ronnie burada. Ne? Ha, nasıl? Dinle Mahmut. İşte söyledi ben. Ronnie burada. Benim yanımda. Nasıl yani? Hindistan'da mıymış? Evet. Hindistan. Arayacaktım seni. Uyuyor şimdi. Ronnie küsmüş sana. Hey. Bu çocuk nasıl gitmiş oraya? Sen mi geldin kaldın? Nasıl bir cevap versen Adriana ya? Bağırma Mahmut. Ben bir şey yapmadım. Ben de kendim şaşırdım. Kendisi gelmiş uçakla. Uçakla mı? Belki de burada bir yerdedir. O beni görüyor. Görüyor da ben farkında bile değilim işte. Haksızlık bu ya. Evet, haksızlık bu. Değil mi ama? Hayır, kim bu? Niye karşı çıkmıyor? Ya belki çekiniyordur. Çekinmesin artık. Hep böyle gizlenecek değil ya. En fazla ne olabilir ki yani? Mesela şaşı biridir. Ya da çok çirkindir. Ama şey, yani bence öyle olsa bile... Yani öyle olsa bile önemli değil diyorsun. Evet. Yani ben onun ruhuna hayran oldum diyorum. Öyle mektuplar yazan birini ben ne olursa olsun görmek, tanımak isterim. Şimdi gelse, karşıma geçse, o mektupları ben yazdım dese... Dese, ne yaparsın? Dese,
Şöyle gözlerine bakarım. Derim ki... Ben sana... Roni bulundu. Ne diyorsun? Oh be! Hadi gözün aydın diğer ablam. Hepimizin. Gözümüz aydın. Uyandır Adriana. Bir çocuğu göreceğim ben ya. İnanmıyorsun bana. Adriana, Roni'yi görmek istiyorum ben ya. Zaten uyandı. Sen böyle bağırıyor. Roni, baba istemek seninle konuşmak. Gelmiyor Mahmut. Adriana, çevir şu aleti ya. Çocuğa çevir. İstemiyorum konuşmak. Baba sevmiyor beni. Roni. Güzel gözlü oğlum benim. Ya öyle şey olur mu? Sevmemek olur mu? Ben nasıl sevmem seni ya? Ben sana kurban olurum oğlum. Oğlum kurban olurum ben sana. Konuş benimle ne olur ya. Roni, konuş benimle. Sen nasıl gittin oraya? Bir anlat bakayım bana. Yani vay anasını çocuklar, şimdi olacak gibi değil. Onca arama tarama varken, güvenlik varken bu Roni bu nasıl girmiş uçağa bacak kadar boyuyla, hayret yani. Bacak kadar boyu sayesinde olmuş zaten. Bu yemek arabaları var ya. Evet. Onlardan birinin içine girmiş. Ya cin. Yemin ediyorum hava korsanlarını bile kıskandırmıştır. Ya baba, havaalanı birbirine girmiş ya. Herkes birbirini suçluyor. O yer hizmetlerine var ya, soruşturma başlatmışlar. Adamlar biz böyle bir şey görmedik diyorlar ya. Vay taranacı vay. Vay taranacı vay. Bravo. Adam kafasına koyduğunu yapmış. Bravo. Adamım benim. Bak gelince de bunları söyleme. Marifet yaptım sanmasın. Belki farkında değilsin ama... Çok feci bir şey de yaptı. Meraktan ölüyorduk. Tamam. Sustum. Roni geri gelecek mi sence? Ha, bilmem. Gelecek. Gelir herhalde. Gelmesi lazım. Bu iş böyle biterse Mahmut ömür boyu kahrolur. Sessiz, ışıksız, küçük bir göldüm. Sen gülünce ben de güldüm. Yerimden etti gülüşün beni. Her yerde arar oldum seni. Artık işim etrafından akmak. Fakat ne cesaret karşına çıkmak. Mecburum, akacağım, karşına çıkacağım. En sevdiğin yerde bekleyeceğim seni. Elimde karanfillerle göreceksin beni. İki gün geçsin, üçüncüsü bizim olsun. Saat 10'da sahilde. Mahmut, ne olur bırak onları konuşun. Mahmut, sana yalan söylemenin ya da içimden geçeni gizlemenin bir imkanı yok biliyorum. Ben dile gelmesem bile sen anlarsın zaten. Okursun. Eğer çocuk sahibi olmak benim için önemli değil dersem sana yalan söylemiş olurum Mahmut. Sen de biliyorsun ben kocaman bir ailede büyüdüm. Hayat boyu çoluk çocuk birlikte yaşarız diye hayal ettim. Biliyorum. Biliyorum. Ama benim hayal edemediğim bir şey varmış Mahmut. Senin gibi bir adam. Senin gibi yüreği geniş, zihni açık, özü sözü bir, kendimden bile daha çok güvenebileceğim bir adamın beni bu kadar seveceğini ben hiç hayal edememiştim. Seherim, sözlerim ruhuma iyi geliyor da. Mahmut dur ne olur.
Sen içeride tek başına yatarken ben de burada düşündüm. Hem de iyi düşündüm. Ben aslında bu evde hayal edebildiğim, hatta hayallerimin ötesinde her şeye kavuşmuşum. Biz bir aile olmuşuz işte Mahmut. Kardeşlerimiz var. Pırıl pırıl çocuklarımız var. Diyar var, Arda var, Dilek var. Zeza var, Roni var. Bak biz bir aileyiz işte burada. Benim yüreği geniş, gönlü güzel karım. Böyle diyorsun da... Bak, Roni küstü gitti. İnternete bile çıkmıyor. Diğer arada genç insanlar yuvalarını kuracaklar. İleride gözümde kara bir nokta, cevaplayamayacağım bir soru görürsem ben ne derim seherim. O zaman geri dönüşü de olmaz. O soru benim için ölümden de beter olur. Anlıyor musun? İyisi mi Seher? Sen benden vazgeç. Bu ne? Aç. Diğer para var burada. Bak bütün bunlar benim yarışa katılmamam içinse. Ne olur. Ne olur bir saniye için kendini benim yerime koy. Diyelim ki bir spor var. Benim çok sevdiğim ama çok tehlikeli bir spor. Hani böyle tüpsüz falan denize dalıyorlar ya, çok derinlere. Öyle bir şey. Ve sen bu sporu hiç bilmiyorsun, hiç yapmamışsın. Hatta denizden bile korkuyorsun. Denizden korkmam ben. Ya bir dakika. Ve ben sana diyorum ki ben tüpsüz dalacağım. Yarışa katılacağım. Yıllardır yapmamışım ama şimdi yapacağım. Ne derdin? Diğer bak bu aynı şey değil. Ya biliyorum. Biliyorum senin bir nedenin var. Hem de çok kahramanca bir neden. O yüzden neyim var neyim yok hepsini sana getirdim. Yani bu bir başlangıç. İstersen gerisini de tamamlayabiliriz. Bak bir soru sordun ama cevabını beklemedin. Bir şeyi gerçekten çok yapmak istiyorsan tüpsüz dalmak, Everest'e tırmanmak, uçaktan atlamak her neyse git yap derdim. Git, yap, sonra bana geri dön. Bak birini sevmek demek, onu sevdiği şeylerle sevmektir bence. Sevgilim, hayat korkarak yaşanamayacak kadar kısa. Tamam o zaman. Ben de bunları geri alırım. Zaten hiç vermek istememiştim kolyemi. Ziya babadan da avans almıştım, onu da geri veririm. Yarışa gelecek misin? Sen gelirsen gerçekten kazanabilirim çünkü. Benden başka bir şey iste. Ben bunu yapamam. Peki. Abi, yengeyi sanırım Timur'la görmüşler galiba. Kiminle? Timur'la abi. Görmüşler mi galiba mı? Bizim Osman görmüş abi. İyi görmüş mü? Görmüş abi, oymuş. Üstadımın sülalesini. Nerede görmüş?
Arkadaş aynı anda yemeğe gelmiş gibi. Seher, yine promosyon mu var? Evet. Aa, hiç haberimiz yok. Hediye ne bu sefer? Hediye senin gülümsemen. Çok tatlısın. Arkadaşlar, diğer bize inanmıyor. Mahmut abi ne oluyor? Böyle diyor, promosyon mu olur diyor. İsterseniz hep beraber cevap verelim. İyi doğdun diyar, iyi doğdun diyar, iyi doğdun, iyi doğdun, iyi doğdun diyar. Ya inanmıyorum. Al bakalım diyar, bu da seninle diyar. İyi ki doğmuşsun be ya. Ay neler yapmışsınız. Bu senin doğduğun günün ve de yılın gazetasıdır. Diğer dünyaya geldi. Kapalı Çarşı'nın ilk kadın halıcısı Diğer Keskin'in doğumu harekete büyük sevince yol açtı. Haberi alan Kapalı Çarşı esnafı da çarşı Diğer'le gurur diyor diye sloganlar atarak sokaklara döküldü. Çarşı Diğer'le gurur duyuyor. Duyuyor. Çarşı Diğer'le gurur duyuyor. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ya sen daha dur, akşam böyle bizim ekiple güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz. Tabii canım, bu arada Fırat nerede, o niye yok? Onun bir işi vardı bildiğim kadarıyla. Koca sene de bula bula bugünü mü buldu Densiz? Diğer, bir dakikan varsa ben de sana bir sürpriz takdim etmek istiyorum. Bir gelsene. Sağ olasın Ahmet abi. Sen de sağ ol Mustafa'cığım. Diğer bak, birazdan vuracağın şeyler seni uzabilir ama yepyeni bir Mustafa Hurtoğlu'nun habercisidir. Nasıl? Restart. Yeniden başlat diyor. Artık diğer adı yok. Bitti. Uzayabilirsin ama mecburdun diğer. Bu cennete yok. Hayırlı olsun Mustafa. Olacak. Hayırlısı olacak. Koskoca bir devir kapandı, artık ikinci Mustafa devir başlıyor. Gel bak. Gel. Yeni ürünlerimi göstereyim sana. Ama merak etme diğer. Ben seni de düşündüm. Çok incesin Mustafa. Kurban oldum gördün sonunda. Ama geç kaldın diğer. Sen artık benim için sadece nostaljisin. Burası senin hoşun. İstediğin zaman gel. İstediğin al, götür. Senindir bura. Bay ve ismiyle birlikte sağanak yağmurlar yurdu etkisi altına aldı. Bugün öğle saatlerinden başlayarak İstanbul'da şiddetli yağış bekleniyor sayın dinleyiciler. Valilikten yapılan açıklamada trafikteki... Diğer, hayrola? Nedir bu surat doğum gününde? Yağmur geliyormuş. E işte, berekettir. Mahmut abi ben çıkıyorum. Akşama gelirim, olur mu? Olur olur. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Nereye böyle apar topar? Yok bir şey. Buluşmak istiyor. Nice, we will go place. Goodbye. Ay, benimle buluşmak istiyor. Ruhum okudu sanki. Hayırdır direkt bacım, kabına sığmıyor. Kimdir bu sağ yapan ha? Kim? Arkadaşım. Küsmüştük de barışmak istiyormuş benimle.
He iyi tabii canım Barış. Kusluk şu ana kadar kime fayda getirmiş ki? Bacım her zaman bu yüklerden örnek alacağım. Misal ben. Ben ne yaptım? He? Hayat devam ediyor bacım. Yarış olacak desene. Aynen. Bol şanslar arkadaş. Sana da. Ettiğini sanıyorsun lan. He? Nerede o? Kim bunu nerede? Sen bir evimden önce dışarı çıksana. Onu bulamayacağımı sanıyor. Yerin dibine girse bulacağım onu. Sana dışarı çık dedim. Oğlum benim artıklarımı topluyor. Haberin var mı? Çık dışarı. Derhal dışarı çık. Sana pavyondan karı kaldırıyorum dedi mi? Dedi mi ha? Kıymetini bilelim.
Ölgelerime ışık tut, yara izlerimi silver. Senin bir el gibi alnımda kuyutularıma sızı ver. Gölgelerime ışık tut, yara izlerimi silver. Serin bir el gibi alnımda kuyutularıma sızı ver. Sızı ver, sızı ver, sızı ver. Sızı ver, sızı ver, sızı ver.